Assalamu alaikum, Karavan Sadası'nın aziz mühtemeleri. Kemine dinlerden hem Allah'a otuq salam. Bugün biz Uyghur kinoçılıkta közü körüngen attaqlıq artistimiz. Ekranda Nesirdin Efendi bilen meşhur bolgan, köp kıtıdarlıq rejissorumuz Tuyğun Ahmet Efendi bilen tunuşup çıkınız. Talantlıq artist, köp kıtıdarlıq rejissor Tuyğun Ahmet'i. 1993 yılı Beijing sahnesine keliştirip burut koygan, çehreden külkü celvelenip duradığan, badam doppuluk, uttur yaşlık bir Uyghur sahnege çıktı. O bulsa, Jungu kino artistlik seneti ilmi cemiyetinin 14. nöbetlik Bayunşen Longsının sahibi Tuyğun Ahmet'i idi. Tuyğun Ahmet'i 1946 yılı Ürümçi'de bir ziyali ailesi de dünyaya gelgen. O 1959 yılı Merkezi Tiyatr İnstitutu'nun artistlik fakültesine okuşku vardı. Bırak bu mektepke bir yıl keçip kirgen Tuyğun Ahmet'i derslerge degendeki yetişip getelmeye kaldı. Tuyğun Ahmet'i mektep özüge zor ümitlerini kütüp özügü köyünü batkallığını bilgenden kiyin, okuş baskıcı da kayserlik bilen hesilep tırışıp, tel cahetki kıyınçılık ötkilini büs ötüp, savaqdaşlarına kesbi cahetti yetişip aldı. Komediyelik hareketlerini oynaş onun humari idi. Bular okutkucusunun dekkitini kozgıdı. Şunun bilen, onu komediya etotlarını oynaşka yetekilip, Tuyğun Ahmet'inin yoşurun komediyelik hususiyet ve alahidelikini cari kıldırışka fırsat hazırlap verdi. Şunundun kiyin onundaki komediyelik artistlarga has bolgan alahideligi cari buluşka başladı. 1962 yılı Merkezi Tiyatr İnstitutunu fütürüp, yurtuğa Moğlan Huanamlıq dramını elip gelip, Doklat Yüzsüdün oyun koyudu. Tuyğun Ahmet'i bu dramada kepsiz şaş maymunun rolünü algan bulup, drama kızgın alkış ve yukarı bahağı erişildi. Bu Tuyğun Ahmet'i'nin senet sepide bir ömür tüp kuşuğa türütkü bulup asas salıdı. Tuyğun Ahmet'i 1965 yılı Merkezi İnstitutunu bitirgenden kiyin Ürümçi'ye kaytıp gelip, opera ömegide artistlik hayatını başlaydı. O okuşunu tügütüp kelip bir aydın kiyin rayonluk opera ömege tayarlıgan neftlikteki can namlıq çoğun tipteki dramada əmdili 20 yaşı kirgen Tuyğun Ahmet'i yaşınıp ças sakalları kardek akargan 90 yaşlık bir Uyghur boğayının obrazını yartış vazifesini üstüge alıdı. Rol onunla taksim kılıngandın kiyin, o bir de hoşal bulsa, bir de endiş kılıdı. Bu ceryanda o yeni köp nerslerini ügünü aladığım buldum dep, hoşal bulsa, yeni bir terepten yaş durup üzüdün 70 yaş çoğun bulgan babayının obrazını uçtanmay kilişidin ensireydi. O bu obrazını yakşı yartış üçün barlıq boş vakitlerden paydalanıp, cemiyetki arlaşıp, herhal körünüştüki aksakal boylarını küzütüp, onlarının yürüş turuşları, mizacı hulqi, karakteri, gep sözlerini kıtırkınıp, ügünüp, hem şundak kılıp o boyunun obrazını muvaffakiyetlik yarattı. Tuyğun Ahmet'i kılmıkul karakterlerini yaratışkı mahir bulup, meyli komediyede bulsun, ya ki vekaler, ciddi tüs algan dramı bulsun, baş rol ya ki koşumcu rol veya ki adetki personajlar bulsun, kılçı baş tartmay, vazifini hoşallık bilen kabul kılıp, hüddüsüdün çıkış kıtarıştı. Kızıl Çırak filmide hain Wang Lianju, Juyi'nin rolünü oynadı. Garip Senem operası da Abdullah Şatiri rolünü, İşki bayğı bir malay dramısı da Begzade Seryav'nın rolünü muvaffakiyetli yaratıp tamaşı bıllarının kızgın alkışığı sazaver oldu. Kobal kaşınız gerek!
Turmuşumuzun mandak güzel günleri de ondak yaldağını kovamızdan çıkarıp on tutkisimiz gerek. Kraliç. Ben oğlumla birlikte sizinle etnop kalayım. Kraliç kalayım. Benim sevimli kelinim. Siz emrimini keşiriyorsun. Bu sizden derdi kızı sana alıp gitti edip kal. Bu anlama Kraliç hanım. Ama yani ne misiniz hıyal kılsınız? Ahak diyenin her bir şunda kalıp. Şıkılıp ulanın her bir sadakatsiz geldi. Eğer bizden çarşının kılı değil, sevallik ötüp kaldığında olsa ula herkes mi akıl kılmaydı? Bizden güzellik bu malımdığa bozuk köylülüğümüzü köştüm, azaptım, öldürüp idim. Kız bal diyen ber bu çoğu an ki yattık oldu. Onun mu tersiniz mi, bunun mu tersiniz mi, her misi okşaş geldiniz? Hanım, doktorlar bir kiselini davalaştı. Kiselinizin sakı iş için vakti vakti de doğrunuzun içip belgeninizi yakışıydı, nasihattim demez mi? Nispir altın namı, toy kılış, doğru işkenlik devatı da. Doktor, ilacı var, onun kömülünü iç gerek. Toy digen bu neyse, aç darımız, zehirlik darımız. Bu beyni, alnım Rabbas. Encim Rabbas. Dünyadaki en tatlı. En tatlı. Sen de tatlı. Sevimli kraliç. Siz bana bir kız mı gelmem siz? He? Ay, ben düşünüp durup durma. O sizden bana benim atkan cezayınız. Lekin ben sizden cim turanış arıklık emez. Gep arıklık cezasınızı ütüp sorayım ben. Şimdi aldınız tüstüke. Bana işçiniz ağırsın. Doktor, aldınız mı? Onu kişiktir kız ne? Ulu kişiktin kallık, çakmak sakıl kallık. Demek yan burnunu şey yapısı var. Doktor, ben sizge arayayım, sizde kan bulayım. Bu iş günahım için siz bana kendimi tüksünüz, kendimi tüksük razı ben. He? Ah, Kuda! Yaşlı yürgümü kadalgan, kalecinin uçuyla akkan, kan insanı kubul kılgay sen. Bu haramız yerdimi tazı okşattık o. Rahimsiz mahluk. Muz eğri gel tuğde. Sırıyı efendim, ornumuzu turum oğlum. Kızım, sen mi bu yanık gelgin? Çıkın la, yeni bir kıttım kol büyüşüp, yakışını şıpladın la. Aşıkla alır işlem ağacı yok, ötken işle ötüp geçsin. Kuda silege. Nasıl patal kıysın? Barakallah, hem de şikayet işte. Hem de şikayet işte. Sevimli kraliç. Kudayımın hakkımız için beni... İyisem bu. Sayımlıgım. Adem emez. Cenen. Yırtmış. Bağırım. Beni keçirin. Keçirdim. Kisen razılık bizde deyip, hem de onun doğru işkisi gerek. Doğru. Bir 1979 yılı hikaye film işleştiğin toktuğulu 17 yıl bulan Tanrıdağ Kino Studiyesi kino film işleşini eslige keltirdi. Ve Medeniyet Zor İnkılavı'dan kiyin tuncu bulup yol başlığıcı namlıq hikaye filmini işleş tayarlığını başlıvetti. Bu filmin rejissorları opera ümekte artistlerini küzdü ötüp, çıray alametlerden özgeçi karakter ve komediyelik pırak çıkıp durgan, çok tuygun Ahmedini, bu filmdeki selbi baş personaj, Rus ofisiri Pechkov'nun yaş, otur yaş ve kıyırgan vaktideki üşkül obrazını yaratışka, tuygun Ahmedini talladı. Bu tuygun Ahmedinin hayatıdaki zor bir vuruluş noktası bop kaldı. Şundakla onun bir ömür kino bilen bağlanış sebebi mi bop kaldı? Benim bu oğlum kişiden tatıpla Orta Aziyat'ı çoğun oğan. Şerik dillerine toluk bilirdi. Sayahat gibi bak kısıkıdı. Eğer bunu tercüman hem yardım çıkıp alsanız, bunu özümüz için zor şerefte bilirdi. Nahide etrafı koyulabilirsiniz. Bununla ben bak mı hoşum?
Setvay, ilk malıyınız hazır kıyadı. Tekhe tutup gelmedik. Bırak onun turuğa yerine Allah kaçın bile olduk. Şu yılı yine Tuygun Ahmet'in Şanghay Kino Stüdyosu işleyen hikaye film Ak Boz At'ta banditlerinin başlığının oğlu Kabani'nin rolünü ilişki bekitti. O, selbi başrol alğan yol başlığıcı filmi 1980 yılı Medeniyet Ministerliği tarafından Münevver Hikaye Film mükafatına erişti. Tuygun Ahmedi'nin birinci yılı Tuygun Ahmedi Tanrıtağ Kino Stüdyosu işleyen yeni bir hikaye film Daht Naqsı'da yaş personaj Kerem'in obrazını yarattı. Vay şofala, aşkında yürgüm yara, yürgüm yara. Kamle deydi o şok yerim, hoşlukta yüter günüm. Yaşlık devri be kıska, vay be kıska. Oyun valaylı cinim, vay cinim. Kakla deydu şokirem, vay şokirem. Koştukta üter günüm, vay üter günüm. Berman 1982 yılı Tuygun Ahmedi bir türküm savaqdaşları bilen bir Katar'da Beijing Kino İnstitutu rejissörlerini yetiştiriş fakültesinde bir yıl ilim tahsil kılıp Kino rejissörlük bölümüne ait bolgan köplügen derslerini, nurgun kitap materyallarını gördü. O, Beijing Kino Stüdyosu'daki bu kıtımlık bir yıllık okuşunu bitiripla, 1983 yılı 9. ayda Tanrıtağ Kino Stüdyosu'na yetkilip, kelgüsü icadiyeti üçün ulusilip, tekimu puhtu asaslarını yarattı. Tuygun Ahmedi komedilik hikaye film Pul degen narsa filmida Aşköz Saxtbez Muzduz Kazım'nın rolünü tekimi yukarı maharet bilen orundap 6. nöbetlik Jungo Kino Altın Xoraz mükafatının en nadir er başrolçu mükafatı namzatına nail oldu. Ve bu filmin muavin rejissörlüğünü ödedi. Pul degen narsa namlıq film 1987 yılı Singapur'da ötkizilgen Jungo Kino Haftalığı'na katnaştı. O yana komedilik hikaye film Boytaqlar ailesine rejissörlük kılıp bir yolla muvaffaqiyet kazandı. Ve tunca rejissörlük icadiyet mükafatına erişti. Kiyin hikaye film Molla Zeydin'ga rejissörlük kıldı ve filmde Feodal Wang'ın çomakçısı bolgan Veli Khan obrazını vayığı yetkizip oynadı. Taqtoq qılamsa, toq qıldım. Mendin yani buğday alamsa, sen qanaq ağlı bolsan. Hey tas. Sen daim Wang hocamning toqmaqlarını davran qılıp Tufralanı, korkutusunu belirlikensin. Aç tokmak ne? Özen yapmakla mı? Bolu bolu çak çakım sancıfkam. Ölgül taslı kaldım. Hemen bir yedim hasta gide ya. Yıllar oldu. Şu vakti de ben rejissör oldum. Ahmet Molla Zeydin oldu. Şey Ahmet ne? Şimdi bu kişi gidin tatip ben ders vegen Ahmet'ke özümü yaş görme. Kiyin bilim şu vaxta memleket aktörler cemiyetinki mukafatı girişti. Ben rejissörlük bu kafa geliştim. Şu vakti açtık. Oydu rejissörlük Ahmet'ke.
kim merpa geldim ki elik be etinim de. Moysam mı? Ben çok moysam. O küçük moysam. Ha doğru. Moysam siz çok moysam. Ben çok moysam. Çok moysam ne? Moysam kılıp küçük moysamdan ki oranı yazıp nikada. Doğru. Ali Khan'dan aldık ekirip. Doğru. Moysam. Aştığa benim kıtmağımla rezisi olduk. Aslı o şu künüge şu çıkıştım burun lafı dolusuna uğrattım. Şokrak oyla. Şokrak. Hani o şu vakti neyini oyladı. Şokrak oylağa basa Velikhan tas ammattı o neyini kapattı. Tuygun kazımış filmde Velikhan Bek obrazını yaratırken sizin de hoşumuş obrazını yaratıcılar yanı lazım. Asla bakan siz. Velikhan hem de şu vakti ben rejissor olandık. Neymişin Ahmet ne başrol. Molla Zeydan rol. Kılıma dese bu salmak bütle boşuna uçuşudu. Ne koşumca. Rejissor olandık benim vazifem ağır. Ne boğandık ki şuna olsun Velikhan'ı ben oynadım. O 90-cı yıllarının otlarlardan başlap şeytan bilen sakçı, koğuncunun hikayesi, Udun Yağı Sefer, Dab, Saran Katarlık televiziya tiyatrlarına rejissorluk kıldı. Ve şeytan bilen sakçı filmi de sakçının. Udun Yağı Sefer filmi de Gülpiyan'ın dadısının. Dab filmi de baş personaj Osman'ın obrazını yarattı. Ahırda milletimizin ihrandaki Nesirdin Efendisi depnam algan köp iktidarlık rejissor ve artistimiz Tuygun Ahmedi'nin ömrünün uzun buluşunu teleyimiz.